Ama biz bunları yapmamıza rağmen hala insanların bazen işten çıkmalarını kabul edemiyorum. Peki iş yerine adresi verip hadi gidin mi diyoruz? Yok. Ne yapıyoruz? Sayın Başkanımızın tavsiye ettiği araca bindiriyoruz. Arabaya oturuyorsunuz rahat bir şekilde. Ve biz bu arabaya bindirerek sizi firmaya kadar götürüyoruz. Firmada da görüşmeyi sağlayıp işe alınıyorsunuz. Mülakatlar bittikten sonra tekrar sizi geri getiriyoruz. Anne baba oğluna yapmaz bunu ya. Ama bu hizmeti biz yapıyoruz. Fakat ne hikmetse bizim kardeşlerimizin bazıları bilmediğinden dolayı Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın sözüne bakarak git, belediyeye git. Belediyede halk günümüz var. Başkanınızla görüşün, bir imza alın, belediyede memur olursunuz, işçi olursunuz. Bunu diyenler var. Bunu diyenlere artık temizlememiz lazım. Böyle bir şey yok. Devlet memurluğu, devlet işçiliği nasıl olur? Herkes bilmesi lazım. Nasıl olur devlet memuru, devlet işçisi? KPSS'ye girilir. Eğer belediyenin, kamunun bir elemana ihtiyacı varsa, resmi gazetede yayınlar belediye, siz de başvurunuzu yaparsınız. En yüksek ve en alçak bir puan kriterinin arasında bir mülakat yapılır. 4 kişilik, 5 kişilik bir heyet oluşur ve heyet seçimi yapar. Kim uygunsa, o bilgisi varsa o işe alınır.